Bu arkadaşımızın ikinci sorusu şu, vicdan nedir? İnsanlarda etkisi nerededir? En derin hürmet ve saygılarımla. Vicdan, bu vicdanın bir lügat manası var. Bulunuş demektir, öyle diyeyim ben. Vücut kökünden geliyor. Mevcut aynı şeyden geliyor. Vicdan aynı maddeyle bir kelime karşımıza çıkıyor. Vicdan bulunuş demektir. İnsanın idrak ve şuuru da bu bulunuşa erişin ifadesidir. Bu mesele felsefi biraz. Teoloji kuvveti var, ağırdır, muğlak. Bir meselenin lügat açısından izahı var. İnsanın bir bulunuşu, insanın asıl hüviyeti ve mahiyeti o. Fakat bu bulunuşa, bu oluşa insan ancak şuuruyla erebilir. Binaenaleyh şuur bir taraftan münazil ise insanda biz vicdan tasavvur edemiyoruz. Onun için hevai hevesine uyarak davranışlarda bulunan kimselerin bir kısım davranışları, hareketleri oluyor ki biz o hareketleri ifade ederken vicdansızca bir hareket ediyoruz. Hunharlıklar, gaddarlıklar, mezbuhane gayretler bu mevzuda, zalimane gaddarane davranışlar, bütün bunlar hakkında verdiğimiz hüküm vicdansızca bir davranıştı. Çünkü şuuruyla erememişti buna esasen. İslam'ın kendisinde kazandırdığı şeyle. Esas felsefedeki ifade tarzına gelince, vicdan kalbin erkanından bir tanesidir. Latife-i Rabbaniye, insanın vicdanı, vaka bazıları bunu insanın hissi, mesela sırrı gibi, hafası gibi şeylerle çoğaltmak suretiyle esasen kalbi hayatı çoğaltırlar. Kalbi hayat derinleşir, derinleştikçe bir noktada, en fatih noktasında Latife-i Rabbaniye. İkinci noktasında alemi emre girer, sır olarak karşınıza çıkar. Hafa olarak karşınıza çıkar. Ve müntehada ihfa olarak karşınıza çıkar. Siz o zaman seyir ilallahınızı bitirmiş olursunuz. Vicdan insanın içine doğru esasen böyle derinleşmede bir kısım erkandan bir tanesidir. Bu rükünlerden bir tanesi de vicdandır. Bunların hepsinin esasen insan vücudunda bir varoluşlarının yaptığı bir şey vardır. Arz ettiğim gibi bu kavsiyeler, bu arşiyeler bu suretle zuhura gelir. Bir de bunların esasen gayeleri, hedefleri vardır. Bunlardan bir tanesi rüyeti ilahi onun hedefidir. Bunlardan bir tanesi cemali müşahede hedefidir. Birisi cennet hedefidir. Bir tanesi marifet hedefidir. Bir tanesi izan hedefidir. Bir tanesi dünya ve ukva saadeti hedefidir gibi hedefleri vardır, gayeleri, finaliteleri vardır. Ezan-ı Muhammed'e okundu. Ben bu vicdan meselesini Miraç gibi ariz ve amik olarak müsait bir zamanda inşallah arz edeyim. Bunu bu şekliyle uzatacak olursam namazdan sonra da bir ihtifal var. Onu geciktirmiş oluruz. Mazur görün, dar zamanda ancak bu kadar olur. Lillahi'l-Fatiha.